PLSQL'de akış kontrol yapılarını nasıl kullanıyoruz? Onları inceleyeceğiz bu bölümde. Akış kontrollerimizi yapabilmemiz için haliyle sharp bloklarımız olacak. Koşullu ya da koşulsuz olacak şekilde ya da birden fazla koşul varsa bunları nasıl kontrol edebileceğiz? Bunlara bakacağız. Bunlarla birlikte yine tekrarlama işlemleri gerçekleştirilebiliyor bunun içerisinde loop while veya for döngüsü gibi. Bunları da tabii kontrol edeceğiz. İçerisinde yeni terimler olacak işte go to, exit gibi ifadeler gelecek. Onları da nasıl kullandığımıza dair bilgilere bakacağız. Şimdi başlangıç olarak if'ten yapısına değineceğiz. Haliyle elinizde tek bir şart varsa bir if bloğu kullanacağız. Tabii buradaki kullanım tarzı if şart ve sonrasında then ifadesini kullanarak gidiyor. Hemen ardından da sizin SQL komutlarınız yer alacak ve if bloğunuzu end if ile bitirmeniz gerekiyor. Yapmış olduğunuz şartı end if ile bitirmeniz gerekiyor. Elimizde bir adet örnek var. Hemen bir bakalım göz ucuyla şöyle. Nedir? İnönü stadının kapasitesi 1000'den büyükse kapasitesi 1000'den büyüktür diye ekrana bir mesaj göndermek istiyoruz. Herhangi bir isim kullanmıyorum. Function ya da herhangi bir prosedür kullanmıyorum. Normal isimsiz bir yordam kullanacağım. Anonim bir yordam kullanacağım. Nedir? Öncelikle bir tanımlama gerçekleştiriyorum. Benim SQL ifademden göndermiş olduğum cevabı bir yerde saklayabilmem için. Backend bloğunun içerisinde gerçekleştiriyorum işlemlerimi ve statlar tablosuyla çalışacağım. Statlar tablosundan İnönü stadına çağırıyorum. İsim alanında İnönü'nü kontrol ettiriyorum. Ve İnönü'den gelen kapasite sonucunu ne yapmış oluyorum? Fark değişkenin içerisine aktarmış oluyorum. Şimdi ne yaptım buraya kadar? Select cümlesini kullanarak tablodaki İnönü ifadesini buldum ve onun karşılık gelen kapasite miktarını alıp bir fark diye değişkenin içerisine aktardım. Nedir? İşte 5000 olacak şeklinde bir sonuç. Geldim. Ne demiştim sorumda? 1000'den büyükse ekrana bunu yazdıracağız. Kapasitesi 1000'den büyük şeklinde. Tamamen ne yapıyorum? If bloğumu kullanıyorum. Fark büyüktür 1000 ifadesini kullanıyorum. Fark büyüktür 1000 den. Eğer bu şartı sağlıyorsa ne yapsın? Ekrana çıktı alabileceğim kısım neydi? DBMS output penceresiydi. Burada çıktı alabilmem için putline fonksiyonuna kapasitesi 1000'den büyüktür şeklinde mesajımı gönderiyorum ve if bloğumu end if yapısıyla kapatmış oluyorum. Sonuç itibariyle bu anonim yordamını çağırdığımda ne yapmış olacak? Bana gidecek tablodan, statlar tablosundan bakacak, sonucu alacak ve ona göre de if şartını çalıştırarak ekrana neyse sonucu bunu yazdırmış olacak. Devam edelim. En sonda örnekleri uygulayalım. Developer tarafında. If'ten yapısıydı bu. Bir de if'ten else yapımız var. İşin içine artık birden fazla şart girdiği zaman ne yapacağız? Else yapısını kullanacağız. Bizim programlama tarafında bildiğimiz yapı aslında bu. Nedir? İşte şartımı vereceğim. Eğer bu şart tutmuyorsa diğer şartı kontrol ettireceğim. Diğer şartı kontrol ettireceğim ve sonunda artık şartlarımı bitireceğim. Peki yine aynı şekilde aynı örnek üzerinden gidecek olursak da ne yapıyorum? Yine kapasiteyi alıyorum. Sorumda da zaten belirtiyor işte 10.000 ya da 1000'den artık büyükse bunu ekrana büyüktür ya da küçüktür şeklinde mesajlarını aktarmasını istiyorum. Bildiğim yapı neydi? Şurada bir önceki örnekte if and if'ti. Artık içerisine bir şart daha geliyor else. Eğer 1000'den büyükse bu mesajı yazdır değilse herhangi birisi tutmuyorsa zaten ne yapmış oluyor bana? Diğer 1000'den küçük şeklinde ekrana mesajını göndermiş oluyor. If, then, else ve end if yapılarını kullanıyoruz burada. Diğer örneğe bakalım. Geliştire geliştire gidiyoruz bu örneği. Else if yapısı. Yine birden fazla şartın kontrolünü aslında gerçekleştiriyorum. Else tarafında da hiçbiri tutmuyorsa bu şartlardan bunun kontrolünü sağlamış oluyorum.
Peki örnek üzerine yine bunu aynısını kontrol edelim. Neydi benim elimde? Önce bir if bloğum vardı. If and if bloğum vardı. Sonra if else and if bloğum olmuştu. Şimdi ne yapıyorum? Şartlarımı geliştiriyorum. Nedir? Maksimum kapasite hangi şartlar içeriyorsa bunu ekrana yazsın diyorum aslında ve birden fazla da şart veriyorum. Eğer gelen değer 1000'e eşitse kapasitesi 1000. Eğer de gelen değer 2000'e eşitse kapasitesi 2000. Eğer hiçbir şartı uymuyorsa da ekranı ne yapacak? Kapasitesi 2000'den büyük olacak şeklinde ekranın çıktısını almış olacağız. Hemen PLSQL tarafında bunun kontrolünü yapalım dilerseniz. Aşama aşama nasıl sonuçlar alacağız? Onları da incelemiş oluruz. Hemen şöyle PLSQL tarafımı açtım. Bir hemen tablomu kontrol etmek istiyorum. Selik Yıldız. Pardon, yine Türkçe karakter diyeyim. Sıfatlar deyip kontrolünü yapmak istiyorum. Select ifadesinin düzgün yazmasak cevap vermeyecektir. Geldi. Statlar tablosu karşımıza nedir? İşte stat numarası, ismi, kapasitesi, açılış tarihi gibi ifadeler bulunuyor. Karşıma geliyor. Hadi gelin yazalım. Declare. Farklı number diye bir değişken oluşturuyorum. Ardından segment bloğumu açıyorum. Select from ver ifademi gönderdim. Hangi tabloda çalışacağım? Statlar tablosunda çalışacağım. Şartım neydi? Stat'ın isminin ne olmasını istiyorum. Gelen sonuç kapasite alanından gelen sonuç olacak ve bunu ne yapacağım? Fark diye değişkenim içerisine aktarmış olacağım. If'ten and if bloğumu oluşturuyorum. Şartım neydi? Gelen kapasite sonucu 1000'den büyükse, ki benim kapasite sonucum kimde duruyordu? Fark değişkeninde duruyordu. Eğer gelen sonucum 1000'den büyükse gelsin DBMS. Output putline fonksiyonumu çağırıyorum. Kapasite 1000'den büyüktür gibi bir ifade kullanıyorum. Çalıştıralım bir kez. Şurada bir dakika çalıştırmadan önce DBMS'i de bağlayalım veri tabanına. Bir kez çalıştırdım. Completed dedi. Successful şeklinde bir cevap aldım. Prosedürün çalışıyor dedi. Gitti baktı kontrol etti. Benim kapasitem 5000'di. Şartımı uyguluyor mu? Uyguluyor. O zaman şartın içerisindeki gerçekleştirmesi gereken ifadeyi ne yapmış oldu? DBMS output ekranında bir çıktı olarak almış oldu. Hadi gelin bunun içerisini geliştirelim. Ne diyelim? Şöyle else yapısı diyelim. Değilse ne yapsın? Nasıl bir işlem gerçekleştirsin? Ona bakalım. Output. İsterseniz copy paste yapabilirsiniz. Bir sonrakini yapalım. Kapasitesi 1000'den büyük. Kapasite 1000'den küçüktür gibi bir ifade gerçekleştirebilirim. Yine şurayı temizleyeyim. Gelen sonucu temizlesin. Çalıştırıyorum. 1000'den büyüktür diyor. Aslında 1000'den küçük kapasiteli ya da 1000 ifadesini değiştirebiliriz. Şuradan bir tablomuza bakalım. Üç bin ifadesi verebiliriz. 3000'den gene büyüktür diyecek. 7000 diyelimiz. Şu ifadeyi çalıştırdığımda bu kez ne yapmış oluyor? Tekrar şunu temizleyip çalıştırayım. Ne yapmış oluyor? Kapasite 100
Binden, pardon. Tabii şey mesajını değiştirmedik. Şöyle tırt tırt. Tekrardan aktifleştiriyorum. Ne yaptık? Kapasiteyi 7000'den küçüktür diye bana sonucumu ekrana yazdırmış oldu. Ha, şimdi şartımızı biraz daha açalım, biraz daha geliştirelim bunu. Ne diyelim? Kapasitesi eğer 5000 ise kapasite 5000'dir. Else if PL SQL'de Oracle tarafında PL SQL'de else if olarak kullanılıyor. İkinci E kullanılmıyor burada. ELS if olarak karşımıza çıkıyor. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen hani el alışkanlığıyla else yazıp if'e ayırabiliyoruz ya da işte Python tarafında alışkansınız. Elif yazıp geçebiliyorsunuz. Hani burada ELS if olaraktan işlemimiz gerçekleşiyor. Elif 7000 ise kapasitesi 7000. Eğer hiçbiri değilse şunu yine kopyalıyorum. Kapasite 7000'den büyüktür gibi bir ifadeyi gerçekleştirsin istiyorum. Şunu da bir temizleyelim. Benim kapasitem 5000'di. 5000'i eşitlediği için ilk if'te yakalamış oldu sonucumu. Böylelikle if and if, if else and if veya if else else if else and if yapılarını da incelemiş olduk.